Kamil Doktor, hidrosefaliya nedir? Hidrosu, sefaliya baş, başta su toplanması. Beyinde, içinde boşluklarda bu beyin suyu emele gelir. Belli bir yolu geçtikten sonra beyin onurga, beyin boşluğu var. O suyun iç kısmında. Beyni yastık gibi koruyor. Belediyete sudan emele gelmiş bir yastık gibi. Burada suyun, bu beyin onurga, beyin suyun emele gelmesi artarsa ne olur? Hidrosefali olur. Yolda bir blok olursa, o gittiği yolda ne olur? Hidro, beyine su toplanır. Oh. Arachnoid villuslar dediğimiz bir hisse var. Yani bu beyin onurga, beyin suyun emildiği sorulduğu yer. Burada da bir blok varsa, onun üstün bir şey tutupsa, örtüpse ne olur? Yine su toplanır beyinde, hidrosefali olur. Hidrosefaliyanın ehemmiyeti nedir? Bu beyin de su toplanması adından dediğimiz gibi beyinde ciddi problemlere sebep olur. Beynin tamlığının pozulmasına sebep olan bir hastalıktır. Böyle deyelim de. Ya da hastalığın simptomudur. Böyle deyelim. Ne olur? Yol tutulupsa beyin içten doğru şişmeye başlayar. Genişleyir. Beyinde nöronlar ölür. Ciddi beyin hasarı, ciddi şikestliklere sebep olur. Beyin kalıda atrofiye uğruyor. Aynen, atrofiye uğrayabilir. Ya da emilimde problem var. Yine hemen mekanizmiyle beyin sıkıldığı için, içten de, çölden de içten de sıkıldığı için yine beynin atrofiyasına, beynin böyle büzüşmesine, azalmasına, büzüşme demeyeyim de daha doğrusu azalması, sıkılmasına sebep olur. Bu da netice olarak tamlığın pozulması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu hastalar klinikada karşımıza başın büyümesi, süratli büyümesi, emgeğin kabarması, dikişlerin, sümüklerin, kelle sümüklerin birbirinden açılması, daha büyük uşaklarda vaziyet, kronik vaziyete geçince beyin başta olan vein adamlarında, damarlarda belirginleşme, gözle görülür, gözle görülür kadar kabarık, yani kabarık bir belirginleşme olur. Batan güneş menzeresi deyirlər kronik müddette, yani yukarı bakabilmirlər bu uşaqlarımız, bu hastalarımız. Bir de keskin başlayan bir hidrosefaliya dediğimiz bir şey var ki, mesela hastamızda beyinde bir şiş var, yavaş yavaş büyüyor, yolu tuttu. Yolu tutunca ne olur? Baş ağrısı olur, kusma olur. Biraz daha bir tarafında asimetrik, mesela düşünün ki sağ lateral ventrikulda artır bu şey, solda artmırsa. Doğru. Şifte, ortada olan beyin hisselerin sola doğru yer değişmesi. En netice olarak şey. Da aynen. Netice olarak da beyin nedir? Ya bir merkezler var ya da arada nagiller var. Signalları ötüren yollar var. Ya merkezin yeri değişecek ya da yolların yeri değişecek ki bu da karşımıza ciddi şuur bulanıklığından ileride ciddi şikayetlere sebep olacak klinikayla gelir. Buradaki bu məqsədimiz nədir bu şeyi çəkməkdə? Uşağımızın başı sürətli böyüyürsə, əmgək dediyimiz hissə genişdirsə, bir həkimə gəlməkdə fayda var. Bu iki cür ola bilər. Bir, reanimasiya şöbəsində yatan, zamanından əvvəl doğulmuş uşaq beyninə qanıyıbdı. Bu zaten həkimin kontrolundadır orada. Həkim görür. Bəllər alana zaten o zihnə görürük. İkinci, heç bir şey olmadan evde bir uşaqda giderek baş ağrılara başlayır, kusmağa başlayır. Anlatabiliyor muyum? İlla daha şuur bulanıklığına kadar gözlememek, bu durumları daha erken görüntülemeler dediğimiz MR'ın çekmek ya da balacı uşaqdırsa, MG'ler açıqdırsa oradan uzayla bakmakta fayda var. Bir de anadan gelme olabilir. Bir de anadan gelme de olabilir ki sindromlardan bazı kiari malformasyonu ve birçok malformasyonlar, sindromların bir parçası olarak karşımıza çıkır. Muhalcadan en iyisi, muhalcı sebebe göre değişir. Hiçbir anatomik problem olmadan sadece bosun emliminde problem var, sekresyasında artış varsa burada bazen derman muhalecesi verilir. Pseudo tümör serebri dediğimiz durum kimi durumlarda. Eğer dermanla kontrol altına alınabilirse şant takılır. Yani beyinde olan o suyun karın boşluğuna drenajdan bir şılant takılır. Şılant diyebilir. Eğer durum bu da öyle kanamaya bağlıdır, tutup duran uzun müddet zaten o emlimecikti, ya da bir orada şiş var, yolu tutupsa da bu zaman zaten birbaşa şant takmak gerekir. Burada hastalığın izleminde beyin cerrahları beyin cerrahlarının kararıdır daha çok. Beyin cerrahlarından biz birlikte karar veririz.